Bugün bir örgü malzemeleri geldi. En son 2-3 ay önce yine gelmişti. Ben o zaman aldıklarımla şimdiki aldıklarımı beraber sizlere anlatarak bir video çekmek istedim. Tığ seti almıştım geçen sefer. 7'li tığ seti. Numaraları 2'den başlıyor, 5'e kadar gidiyor ve gerçekten çok kaliteli. Çünkü silikon saplı ve tığın ucu sonuna kadar gittiği için kullanımı çok rahat. Bu önemli bir şey çünkü normalde tığlar yarıda kesiliyor. Ve tığ zamanla kullanıldıkça içine doğru çöküyor. Çıkartmak zorunda kalıyorsunuz vesaire ama bu gerçekten kaliteli. Normalde piyasa fiyatı 35-40 lira ama BİM'e 20 lira geliyor. Onun dışında şiş kutusu aldım. Ve tığ kutusu aldım bir tane. Geçen sefer pompon apar seti aldım. 19.90'dı fiyatı. Hala değişmemiş. Yine bu sefer de 19.90. Açıkçası çok beğenmedim. Plastik ama pompon yapmak için özellikle buna ihtiyaç duymadım. Videolarımda görmüşsünüzdür. Ben daha çok elime dolayarak yapıyorum ihtiyaç duyduğumda. Ya da havlu kağıt rullosuna bile sarılarak rahatlıkla yapılabiliyor. Yani özellikle bunu almanıza gerek olduğunu sanmıyorum. Pompon aparatıyla normal pomponlar yapmaktan ziyade hayvan kafası figürü yapabilirsiniz. Benim kanalımda bunu nasıl yapıldığını anlatan bir video mevcut. Bunlar aparatla yapılabiliyor sadece. Yani elinize dolayarak ya da rulolara dolayarak yapamıyorsunuz. Renk geçişlerini sadece aparatla yapabiliyorsunuz, verebiliyorsunuz. Ve daha eşit boyda bir ip yoğunluğu çıkıyor ortaya. Ve örgüde yardımcı aparatlar seti var. 9.90 bunun fiyatı da. İçinden şöyle üçlü bir set çıkıyor. Halka halka. Ve bu pompon yapmak için. Aslında çok kullanışlı değil bence. Ben pek sevmiyorum bunu ama böyle iki rengi birleştiriyorsunuz. Ve setin içinde yine bir yorganın nesi var. Bunun içinden ipi geçirip, bunu ayrıntılı anlattığım video kanalında mevcut bu arada. İpi içinden geçirerek doluyorsunuz. Burada uzunluğa, istediğiniz kalınlığa ulaştıktan sonra arasını kesiyorsunuz ve pompon elde ediyorsunuz. Ama bence çok yoran ve pek de tavsiye etmediğim bir yöntem. Dediğim gibi pompon aparatı daha kullanışlı mesela buna göre. Ama yine de dediğim gibi elimi ya da tavlu kağıt rulolarını tercih ediyorum ben. En büyüğü de zaten bu boyda bir pompon elde ediyorsunuz en büyüğünü kullandığınızda. Onun dışında şiş ucu koruyucusu var. Bunlar çok işe yarıyor. Çünkü mesela çantanıza attığınızda şişe takılıyor genelde. Bunları şişin ucunu taktığınızda silikon zaten o yüzden çok rahat kullanımı. Ve 10 tane ilmek işaretleyici çıktı içinden. Bunlar da mesela kazak örerken sabit yerleri belirlemeniz gerekiyor. O noktalara gelmeniz geldiğinizi işaretlemeniz gerekiyor. Onları da kullanıyorum ben genelde. Ya da atkı örerken de mesela model vermek istiyorsanız belirli yeri işaretliyorsunuz ilmekleri. Ya da amigurumi'de de çok kullanılıyor bu. Amigurumi'nin net sayıları olduğu için oraları işaretliyorsunuz. Oraya geldiğinizde atıyorum artırma yapıyorsunuz. Şöyle minik çengeli iğne gibi. Gayet kullanışlı. Bundan biraz önce de bahsettim. Yün iğne. Bir de bunun turuncusu var. Bu yardımcı aparatlar serisinde en sevdiğim bu üçü. Kazakların kol kısmında kullanıyorum ya da atkılarda, şapkalarda da kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok kullanışlı. Çünkü küçük olduğu için normalde mesela bunlar yoksa elinizde yine yaparsınız. Atıyorum iki şişle örüyorsanız örgünüzü, üçüncü bir şişle yapıyorsunuz ama bunlar küçük olduğu için daha kullanışlı oluyor. Kalınlıkları da çok ideal gerçekten. Her ipe uygun. Saç örgü şişlerini kullandığım video kanalımda var. Resimde de gördüğünüz gibi burgu yaptım. Mesela o burgu modelini kullanabilirsiniz. Ya da direkt saç örgüsü yaptım. Ve bu saç örgüsünü kazak koluna uyguladım. Gerçekten çok şık duruyor. Resimde de gördüğünüz gibi. Geçen sefer beyazı ve bunun yeşili üçlü yumak almıştım. Yine fiyatı aynı. Yine vardı ama almadım. Çünkü önermiyorum da bu ipi. Hem çok kalın. Hem de bu iple atıyorum bir kazak çıkaramıyorsunuz. Yani ben 6 tane almıştım. En son bir kazak ördüğümde 9 ip kullanmak zorunda kaldım. Ve normalde kazak için 5-6 ip kullanıyorum.
kalınlığı da çok olduğu için rahat bir kazak olmadı. Esnek de olmadı kumaşı. Yani bu ipi önermiyorum açıkçası. Fiyatı da 13,90 olması lazım. Üçlü fiyatı. Resmini koyacağım şu köşeye. Ben geçen sefer 3-3-6 iki paket almıştım. Çok sevdim gerçi. Kullanışlı bu ip çünkü kalınlığı da çok ideal. Esnekliği de çok güzel. Gramı da çok fazla olduğu için 3 tanesiyle bile rahatlıkla bir süveter çıkıyor yani. Bunu öneriyorum kesinlikle. Fiyatı da 13,90 ya da 14,90 olması lazım. Ve kek ipler var. Ben kahve tonlusunu aldım geçen sefer. Fiyatı 11,90. Fiyatı çok uygun gerçekten. Normalde piyasada 15 hatta 20 liraya kadar çıkıyor bunların fiyatları. Gramı da çok fazla. Metresi de gayet uygun. Henüz bir şey örmedim bunun ama ördüğüm zaman paylaşırım sizinle. Aparatların örnek kullanım videoları kanalımda mevcut. Eğer isterseniz bakabilirsiniz. Hatta bu aparatlarla ne örebilirim, nereye uygulayabilirim fikirleri de var. Mesela ben saç örgüsü için dediğim gibi kazaklar uyguladım. Pomponlarla şapka yaptım. İlmek işaretleyicisini çok sık kullandığım videolarım var. Nerede nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız onlara bakabilirsiniz.